Günaydın, hangi halimizi konuşacağız? Biz de ne söyleyeceğimizi şaşırdık demiş mesela Çiğdem Hanım. Osman Bey günaydın. Tülin Hanım Adana'dan günaydın demiş. Memleketin dört bir yanından günaydınları toplayalım. Yoklama yapamıyoruz çok uzun süredir. Kimler nerede, hangi ilde, hangi ilçede, hangi köyde, gündeminizde ne var? Bugün en çok neyle uğraşacaksınız mesela? Geçimle mi uğraşacaksınız, tarlanızla mı uğraşacaksınız? Sonra esnafımız 9000'den 7200 prim gününe inecekti. Ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti. Ne çok sözler verildi seçmenin karşısına çıkılırken. Sandık kurulmadan önce o sözlerin ne kadarı tutuldu? Mesela mülakat denilmişti, kalkacak denilmişti. Öğretmenler ağlatıldı Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde. Bakan da mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Kalkmadı, hayatımızdan da gitmedi. Verilen sözler nelerdi? Belki onları da hatırlatmak istersiniz. Çok mu gördüler? Yani o sözleri verdiler. Ya biz de seçime giderken bayağı bir vaatte bulunmuşuz. Çok bu kadar vaat. Bunlardan vazgeçelim diye bir yaklaşımlarım oldu. Kademeli emeklilik isteyenler, bekleyenler. Duyuyoruz sesinizi. Staj konusunda mağduriyet yaşayanlar, uzman çavuşlarımız, polislerimizin hakları. Hepsini birlikte konuşacağız. Sağlıkçılar. Sağlıkçıların uğramış olduğu o şiddet olayları bitmiyor. Zaten memleketteki o şiddet sarmalının bir türlü önüne geçilemiyor. Sıradaki haber de memleketten asayiş olayları. Onaysız bir günüm olmadı gitti. Geceyi birbirine katan o silahlı magandayı görüntüleyen sokak sakininin mırıldanarak söylediği gibi olaysız bir günümüz yok. Kavga, dövüş, patlayan silahlar, o silahlarla hedef alınan canlar, meskenler, dükkanlar, öfkenin fiziksel şiddete dönüşmüş hali. Sokakta, hastanede, evde şiddetin önü alınamıyor. Aksaray'da istenmeyen bir kaza yaşandı. Polis lojmanındaki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek isteyen polis memuru G.Ö.'nün silahı kazara ateş aldı. Sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki F.C.'de sağ bacağından vuruldu. Küçük çocuğun sağlık durumu iyi. Polis G.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Eskişehir'de apartman temizliği kavga konusu oldu. İki ailenin aidat ödemesi tartışması sırasında 68 yaşındaki Yunus E, 13 yaşındaki TP isimli çocuğu karnından bıçakladı. Yoğun bakım servisine alınan çocuğun durumu ağır. Komşu Yunus E gözaltında. Bursa'da alışveriş merkezinin özel güvenlik görevlisiyle bir müşterinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisi kavga ettiği kişiyi bacağından ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Adana Yüreğir'de düğün arabasının kaputuna atlayıp para isteyen kişi damat ve yakınları tarafından tekme tokat dövüldü. Erzurum'da 21 yaşındaki R.A. aracından inip bir apartman dairesine ve havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar 5 katlı apartmanın 4. katındaki daireye isabet etti. R.A. yakalanınca sarhoşum dedi. İstanbul Başakşehir'de zincir restoranları bulunan bir hamburgercide müşteriler tekme tokat birbirine saldırdı. Kavgada sandalyeler havada uçuştu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ise motosikletten inen kasklı saldırgan yanındaki tabancayla iş yerinin önünde bekleyen UD'ye ateş etti. 25 yaşındaki saldırgan gözaltına alınıp tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheli aranıyor.